Merhaba arkadaşlar, Çizici Kızlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'den aldığım tren çeki iple bu şapka yapımını göstereceğim. Bakın, çok da güzel oldu. Ben bir de düz iple de yaptım. Bu da çok güzel oldu. Hangisiyle yapmak isterseniz tabii düz iplerle de yapabilirsiniz. Ama bazen soruyorlar, BİM'den aldığım iplerle ne yapabiliriz? Ben şapka yapmayı tercih ettim. Kışın da olabilir, yazın da çok güzel olur. Rengarenk. Bakın bu daha da renkli. Renk renk. Eğer ki yapamam, zor geliyor derseniz, eğer satışa da sunduk. Patili İlmek sayfamızda mevcut. Instagram sayfamızda. Oradan da alabilirsiniz. Tabii ki gönlünüz derse. Ve ben bunu 2,5 numarayla yapacağım. Eğer size 3 numarayla da yapabilirsiniz. 2,5 numarayla da yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Başlayalım arkadaşlar. Sihirli halka ile başlıyoruz. Bakın, sihirli halka ipimizi aldık. Parmağımıza bu şekilde doladık. Tığımızı buradan geçirdik. Buradan bir tane zincir attık. Bir tane daha zincir çekelim. Çektik. İyice sabitlensin. Şimdi yarım trabzan yapacağız işlerini. Yarım trabzana da başına, tığımızın başına doluyoruz. Giriyoruz içeri. Üçünü beraber çekiyoruz. Başına doluyoruz. Üçünü beraber çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Üçünü beraber çektik. Bu şekilde 10 tane olacak arkadaşlar. Sayalım. Zincirimizde ilk başta 2 tane zincir çekmiştik. Onu birinci olarak sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olmuş. Şimdi sihirli halkamızı çekiyoruz, sıkıştırıyoruz. Ve bu sihirli halkamız açılmasın diye çektikten sonra buraya bir tane zincir çekelim. Şuradan takalım, bakın. Herhangi birinin arasında. Bu şekilde onun içinden geçirelim. Ve buraya bir tane zincir atalım. Yoksa dağılıyor sihirli halkamız. Açık, ucu açık olduğu zamanlar belli bir süre sonra açılma yapıyor. Açılmasın. Sıkıştıralım. Sıkıştırdık. Onun ucu mühim değil. Onu sonra keseriz. Şimdi ne yapıyoruz? O zincirimizin tepesinden batıyoruz. Tam kenarında zincirimiz vardı ya. Battık. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve buraya bir tane belirleyici koyalım. Ben ip koymayı tercih ettim. Eğer sizin belirleyiciniz herhangi bir şeyde koyabilirsiniz. Ya da belirleyici takabilirsiniz. Toka takabilirsiniz. Ne isterseniz. Taktık buraya. Çünkü yerimiz belli olsun. İlk başladığımız yer. Şimdi her birinin içine 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. Her birinin içine. Her birinin tepesine bakın. Bir tane girdik. Bir daha giriyoruz. Bir tane trabzan. Yarım trabzan. Bir tane daha aynı yere yarım trabzan. Bir tane yarım trabzan hemen yanındakine. Ve aynı yere bir yarım trabzan daha. Yarım trabzan yanındakine. Ve aynı yere bir tane daha. Hepsinin tepesine İkişer tane yarım trabzan yapacağız. 10 taneydi ya, şimdi 20 tane olacak. Hepsinin tepesine yarım trabzan yaptığımız zamanlar 20 tane olacak. İki, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz olmuş. Şuraya da batıyoruz. 19 ve 20. Geçiş yapıyoruz buraya. Geçtik. Tığımız da gıcırdıyor. Neden gıcırdıyorsa. Şimdi tekrar aynı yerin dibine bir tane, aynı yere bir tane daha batıyoruz. Tekrar bir tane daha yanındakine bir tane yapıyoruz.
Yanı tepeye bir tane, ilk başa iki tane yaptık. İki tane battık. Yarım trabzan battık. Yanındakine bir tane batıyoruz. Bir tane tek, iki tane çift yapacağız. Bakın buraya bir tane çift yaptık şimdi. Yanındakine bir tane tek yapıyoruz. Hemen yanındakine bir tane çift yapıyoruz. Tek batıyoruz. Ve tekten sonra çift batıyoruz. Bir tek bir çift olarak bu sırayı tamamlayalım. Bir tek bir çift. Tekte sıramız. Ve bir çift yapıyoruz. Bu şekilde sırasını da görüşelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. Hemen karşı taraftakine battık. Şimdi buraya bir tane çift batıyoruz. Bakın zaten bir tane vardı. Bir tane daha battık. İki tane oldu. Şimdi yanındakine bir tane daha çift batacağız. Bir tane girdik. Yarım trabzan. Bir tane daha yarım trabzan. Şimdi bir tane tek trabzan. Bir tane aynı yere, aynı yuvaya iki tane girdik. Bir tane çift yaptık. Yanına bir tane daha çift yapıyoruz. Pardon, ipliklerim kat kat olduğu için biraz şey yapıyor. Aynı yuvaya bir tane yarım trabzan yaptık ve bir tane daha yarım trabzan yapıyoruz. Ve onun yanındakine tek trabzan yapıyoruz. Bir tane trabzan, bir tane daha aynı yere trabzan, yanındakine bir tane trabzan, bir tane daha trabzan ve tek yarım trabzan yapıyoruz. İki tane çift, bir tane tek olarak bu sırayı tamamlayalım. Beşinci sıramıza geldik. Burada bir tane tek, bir tane çift, bir tane tek, bir tane daha tek, bir tane çift. Yani iki tane tek, bakın trabzan tepesine, bir tane çift. Bir tane battık, bir tane daha batıyoruz. Bir tane tek, bir tane daha tek yanına, bir tane çift. Bir tane tek, bir tane daha tek, bir tane de çift yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Altıncı sıramızdayız. Şimdi altıncı sıramızda artırma hiç yapmıyoruz. Her birinin tepesine birer tane trabzan, yarım trabzan yapacağız. Hiç artırma yok. Bu sırada hiç artırma yok. Her birinin tepesine bir yarım trabzan yapıyoruz. Tığım da gıcırtıyor. Ne yaptıysam gıcırtısını durduramadım. Rahatsız ediyorsa kusura bakmayın. Beni de rahatsız ediyor ama yapacak hiçbir şeyim yok. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar gelelim. Her birinin tepesine birer tane yarım trabzan yaparak. Yedinci sıradayız arkadaşlar. Şimdi 3 tane tek, bir tane çift yapacağız. Bir tane tek yapalım. Bir tane daha tek yapalım. Bir tane daha tek yapalım. Şimdi bir tane de çift yapıyoruz. İpimiz değişti. Üç tane tek, bir tane çift. Yedinci sıra. Bir tane tek. Bir tane daha tek. Bir tane daha tek. Ve çift batıyoruz.
3 tek, 1 çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Ha bir de şunu söyleyeyim. Sıra sonuna kadar gelmeden bazımızın ipimizi eğer ki bu iple yapmadığınızda kalın iple yaptıysanız eğer 17 santim olacak. Bu genişlik tam 17 santim olacak. Buraya kadar gelecek. Eğer ki kalın iple yapıyorsanız eğer tamamlandıysa sizin sıranız daha devam etmeyin. Mutlaka eğer kalın ipse 17 santimde 17 santimde bırakalım. Tepeyi 17 santim yapacağız çünkü. Bazen kalın iplerde öbür mesela öbür şapka yaptığım şapkamın da kalın ip olduğu için 17 santimde bu kadar örmemize gerek kalmıyor kalın olduğu zamanlar. Ama ince olduğu zamanlar tabii ki bu şekilde örerek ilerleyeceğiz. Şimdi 8. sıradayız. 8. sırada 4 tane tek yapacağız. 4 tane tek. 4 tane yarım trabzan. 1 2 1 2 3 4. 1 tane de çift. Aynı yuvaya çift batacağız. 4 tane tek batacağız. Hemen yanındakine 1 tane, hemen yanındakine 1 tane. 1 2 3 4 4 tane tek, 1 tane çift. Dört tane tek, bir tane de çift yapacağız. Dört tek, bir çift olarak sırayı tamamlayalım. Dokuzuncu sıradayız. Dokuzuncu sırayı her birine tek batacağız. Her birine tek. Her birinin tepesine tek batıyoruz. Yarım trabzan batıyoruz. Tamamlayalım. 9. sırayı da tamamlayalım. 10. sıradayız. 10. sırayı da yine sayayım. Emin olmak için 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet. 10. sıradayız. 10. sırayı da yine her hepsinin tepesine birer tane yarım trabzan. Hepsinin tepesine birer tane yarım trabzan. 10. sırada da her birinin tepesine yarım trabzanla gidiyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Son sıramızdayız arkadaşlar. Ölçtüm ben 16 santim. Bir sıra daha ördüğümüz zamanlar 17 santim olacak. Eğer eliniz sıkı day veyahut da gevşek de daha sizinki 17 santim olduysa örmeyin. Fakat son sıramız bir tek bir çift olacak mutlaka. Bir tek bir çift. Yok yanlış söyledim. İki tek bir çift olacak. Bir tane tek batıyoruz. Burası son sıramız şimdi. Bir tane battık. Bir tane daha battık. İki tek bir çift. Bir çift. Bir tane tek battık. Trabzanların tepesine bir tane de çift batıyoruz. Her birinin tepesine. İki tek, bir çift. Bir tane tek, bir tane daha yanına tek ve bir tane çift. Bu sırayı tamamlayalım ve ölçelim. Bir daha söylüyorum. 2 tane tek, 1 tane çift. Son sıramız bu olacak. Son sırayı da yaptım. Bakın ölçüyorum. Tam 17 santim olmuş. Hatta küçücük bir şey geçer gibi bile olmuş. Tam 17 santime denk geliyor bu iple. Fakat başka iple de yaparsanız 17 santimde bırakalım. Aynı şekilde devam edelim. Son sıramızda mutlaka son sıramızda eğer başka bir kalın iple yaptığımız zamanlarda son sıramız 2 tane tek 1 tane çift olsun. Ve şimdi şu kenarının şu şeklini bu kareliğini vermek için ne yaptığımızı göstereceğim şimdi size. Dümdüz gideceğiz. Hiç ilerleme burada artık artırma falan yok. Hiç artırma yok. Şimdi bir tane zincir çekelim.
Şimdi ne yapıyoruz? Zincirimizin tek dalına gireceğiz, burasına. İki tarafına değil de bir tarafına bakın. Trabzon'un tepesinden battık, yarısına giriyoruz. Battık. Yarım trabzan yapacaktık. Yarım trabzan yapıyoruz. Başına doladık. Bakın yarısını. Yarısından alıyoruz. Yarısından aldık. Döndü bakın. Bu şekilde. Zincirin yarısı. Trabzan tepesinin yarısından aldık. Her birinin bu şekilde batarak gideceğiz. Artırma, eksiltme yok. Çok yavaş yapıyorum. Bakın yarısına girdim. Bu şekilde aldım ve çıktık. Yani yaralarını aldığımız zamanlar bu şekilde bu dönecektir. Bu kareliği sağlamak için bu şekilde yarısından bir daha göstereyim. Bu şekilde. Bakın yarısını. İnşallah güzel gösterebiliyorumdur. Gözüküyordur. Yarısından. Bu şekilde. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldik. Bakın bu şekilde yaparak. Şimdi birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekelim. Bu tığımın gıcırtısını ne yapacağız bilmiyorum. Bakın her bir trabzanın tepesine bir tane trabzan, yarım trabzan. Her birinin tepesine bir tane yarım trabzan. Her birinin tepesine bir tane yarım trabzan. Her birinin tepesine bir tane yarım trabzan. Bu şekilde arkadaşlar 16 sıra yapacağız. Şurasını yapıyoruz şu anda. Şurayı yapıyoruz. Bu şekilde 16 sıra hiç artırma, eksiltme yapmadan 16 sıra devam edelim ve buluşalım. Ben 16 sıra ördüm arkadaşlar. Yine de ipi kalın olanlar için bir ölçü vereceğim. Şimdi tepeden ölçeceğiz. Tepeden ölçüyoruz. 18 santim. 17'yi biraz geçerek veyahut da 18 santim yapabilirsiniz ipi kalın olanlar. Şimdi alt tarafını yapıyoruz. Alt tarafına başlıyoruz. Alt tarafı da bir tek bir çift şeklinde geliyor. Bir tek bir çift. Bir tane tek yapıyoruz. Bir tane çift yapıyoruz. Bir tane tek. Tek. Bir tane çift. Aynı yere iki defa batıyoruz. Yarım trabzan tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Bir tane tek. Bir tane çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar başladığımız yere kadar gelelim. Bu sırayı döndük. Bir tek, bir çiftle. Bakın burayı yapıyoruz. Bakayım kaç sıra yapmışız. Ben 8 sıra yaptım galiba. Yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1 8 9 da 9. Tam 9 da olabilir. Siz de şimdi devam ediyoruz. 9 sıra aynı şekilde her birinin üzerine şimdi tek tek batacağız. Tek tek yarım trabzan yapıyoruz. Her birinin üzerine yarım trabzan yapıyoruz. Daha artırma, eksiltme yok. Artırmadan her birinin üzerine yarım trabzan yaparak
8 sıra yapalım. Ya 8 ya da 9. Eğer ki hani daha uzun istiyorsanız daha uzun da yapabilirsiniz siz. Bu şekilde 8 sıra, 8 veyahut da 9 sıra yapalım. Sonra son sırasını göstereceğim. Dediğim gibi her bir trabzanın üzerine yarım trabzan şeklinde gidiyoruz. Tek tek. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bitirdik. Sıramızı yaptık istediğimiz kadar. Şimdi son sıramızı yapıyoruz. Hem bu kenarı bu şekilde kenarlarını yapacağız. Hem daha diri tutacak, hem daha güzel olacak. Bakın. Ters tarafa doğru. Arka taraftaki trabzanın içinden girdik. Trabzanın içinden girdik. Buradan ilmeğimizi aldık. Bu şekilde. Arka taraftaki trabzanın içinden girdik. Bakın, giriyoruz. Buradan ilmeğimizi alıyoruz. İkisini bir çekiyoruz. Bu şekilde. Girdik. Geriye doğru tığlayarak gideceğiz. Arka tarafa doğru girdik. Geriye doğru tekrar gidiyoruz. Giriyoruz. Arka tarafa doğru. Bu şekilde. Kenarları bu şekilde olacak. Bir daha göstereyim. Yine emin olalım. Arka taraftan girdik. İkisini birleştirdik ve çektik. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Bitirdik şimdi. İki tarafa da geldik. Şimdi ne yapıyoruz? İkisini birbirine kaydırma sistemiyle, bakın kaydırma sistemi dediğimde, bunu buradan geçiriyoruz. Buraya bir tane zincir atalım ve keselim bunu. İçinde bunu saklayacağız. İpini. Bu şekilde daha ucunu da kesebiliriz. Arkadaşlar şapkamız bitti. Çok da güzel oldu. İnşallah sizinkiler de çok güzel olmuştur. Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız lütfen. Abone olmanız ve beğenmeniz benim için çok önemli. Hayırlı günler diliyorum ve sağlıcakla günler diliyorum.